Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize merhabalar. Değerli dostlar, Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımız yoğun şekilde şikayet alıyor. Sizlerden istirhamımız, bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Şimdiden teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Savaş çıkaracak adım geldi. Dünya o bölgeye kilitlendi. 24 jet birden havalandılar. 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağı düşünülen bölgede Çin'den jetlerle kritik hamle geldi. Çin Halk Kuruluş Ordusu'nun Tayvan'ın tanımlanmış hava sahasına gönderdiği savaş uçakları arasında bombardıman, denizaltı savar ve havadan erken uyarı sistemi vardı. İki grup halinde hareket eden uçaklardan önce 19'u, daha sonra ise 5'i Tayvan'a doğru ilerledi. Çin jetlerinin Tayvan'ın güney bölümüne kadar indiği görüldü. Konuya ilişkin yeni görüntüler dünya basınına servis edildi. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı haritalara göre adanın güneyinden doğusuna kadar uçan jetler arasında nükleer başlık takılabilen H-6 bombardıman uçağı göze çarptı. Resmi açıklamaya göre Çin savaş uçaklarına telsiz mesajı gönderildi ve hava savunma sistemleri yoğun askeri hareketliliği izlemek için sevk edildi. Taipei yönetimi Çin jetlerinin doğrudan hava sahasını ve 12 millik kıyı hattını ihlal etmediğini aktarıyor. CNN International, Çin'in gözdağının zamanlamasına dikkat çekiyor. Pekin yönetimi bağımsızlığını tanımadığı Tayvan'ın çarşamba günü Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na başvurmasına tepki göstermiş ve tek Çin politikasını hatırlatmıştı. Bir başka dikkat çekici olaysa AUKUS paktı. Amerika, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'i durdurmak için imzaladığı anlaşma dünyayı değiştirdi. Anlaşmaya göre Avustralya nükleer denizaltılara erişimi olacak. Bu yılın Temmuz ayında 28 Çin uçağı Tayvan'ı tehdit etmek için havalandı. Pekin son yıllarda birçok kez Tayvan'ı işgal etmekle tehdit etti. Buna devlet başkanı Xi Jinping'in açıklamaları da dahil. Kıymetli takipçiler, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın.